Siz istediniz, ben yaptım. Bu hafta 500 bin lira alınacak otomatik şanzıman araçlar videosuyla karşınızdayız. Şimdiden iyi seyirler. Geçen hafta sizler için 500 bin lira alınacak otomobiller videosu hazırlamıştım. Orada aynı şekilde otomatik şanzıman için de video istiyoruz demiştiniz. Ben de hiç zaman kaybetmeden piyasada 500 bin lira bandına alınacak otomatik şanzıman araçları çalıştım. Ve bu araçların size videoda otomatik şanzıman tiplerini alırken neye dikkat edeceğini, hem bu arabalarla ilgili diğer kronik problemlerden bahsedeceğim. Elim geldiğince çok araba incelemeye çalışacağım için ve videodan sıkılmamanız için biraz hızlı anlatacağım. Anlatılmayan noktaları lütfen yorumlarda sorun, tekrar üzerinden geçelim. Şimdi ilk aracımız Opel Astra H-Kasa. Astra H-Kasa 2005'in ikinci yarısı, yani 2006 model olarak üretildi. 2012'ye kadar devam etti. 2011'de Astra J ile beraber üretildi. 2012'den sonra Astra H-Kasa bitirdi. 510 bin lira bandında 1.6 New Astra diye adlandırdığımız 2008 sonrası bir üretim. New Astra ne demek? New Astra değilse, 2006 yılında üretilirse bu arabalar 105 beygir. Aynı şekilde XF motor diye üretiliyor. XR motorsa 115 beygirdir, 85 kW diye geçer. Bir miktar daha performans iyi ama insanların çok dikkat ettiği bir konu değil. 105 beygirlik versiyonda gayet yeterli bir performansa sahip. Aracın boyutları anlamında C segment bir otomobil, yani ne çok küçük ne çok büyük. O anlamda B segment otomobillere göre daha konforlu, daha sessiz, daha geniş bir iç hacme sahip. Üzerindeki şanzıman tipi EasyTronic şanzıman olarak Opel'den, General Motors'dan adlandırılan tek kavramalı otomatikleşmiş manuel şanzıman tipidir. Dolayısıyla içerisinde baskı balata vardır. Zaman içerisinde silkeleme, vitesleri geçme, viteslerde boşluk, viteslerde vuruntu, vites konumu algılama, şanzıman beyninde arıza kodları gibi durumlarla karşılaşılabilir. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Almadan önce bu detayların kontrol edilmesi gerekiyor. Arabaya dair bilgi verecek olursam, arabanın LPG'li versiyonlarına dikkat etmek gerekiyor. Bu arabalarda termostat 105 derecede açar. Ekotek motorun özelliğidir. Bunda bir sebebi var. Motor daha yüksek ısıda çalışarak yanmamış gaz atımının önlemek istiyorlar. Çevre kirliliğini azaltmak için Ekotek motorun değindiği noktalardan bir tanesi. Özelliği bu. Motor da bu sebepten ötürü biraz daha yüksek ısıda çalışıyor. Yüksek ısıda çalıştığı için fan daha geç devreye giriyor. Fan 105 derecede açtığı için bu arabalar biraz daha harareti seviyorlar. Dolayısıyla bu arabaların termostat, fan soğutma sistemleri, devir daim gibi parçaları sağlıklı şekilde çalışmak zorunda. Çalışmadığı takdirde standart bir arabaya göre hararet sorunu yaşatma oranı daha yüksektir. Bilginiz olsun, dikkat edecek konulardan bir tanesi. Kronik problemlerden bir tanesi şu: arabanın üzerinde yedek su deposundaki soğutma sıvı seviyesini gösteren bir sensör vardır. Genellikle arızaya geçer. Arızaya geçtiği için soğutma sıvısı arızalı diye ekranda sürekli yol bilgisayarında bilgi alırsınız. Bu da kronik problemlerden bir tanesi. İki parça, toplamda 13.000 lira tramer kaydı varmış bahsettiğim arabanın. Kilometre olarak da bence ideal, yani 15 yaşında bir arabanın 150.000 kilometre olması ideal bir durumdur. İkinci aracımız ise yine bir aile aracı. Biraz daha bagajlı olsun, kronik problemi az olsun. Dizel araba arıyorum. Benzin işte fiyatları arttı, en azından rakamlar pahalı ama daha az litre bazında tüketim olacağı için ben dizelciyim, ben dizel araba severim, ben torklu araba severim, ben performanslı araba severim diyenler için 110 beygir gücünde tork kuvveti gerçekten çok yüksek. 250-260 tork aralığında güç veren testlerimizde tam otomatik şanzımanlı bir Hyundai Accent 500 bin lira bandında iyi bir alternatif. Zaten fazla alternatif yok. Hem tam otomatik, hem dizel, hem de sorunsuz veya az problem çıkartan 500 bin lira bandında bir araç bulmak zor o dönem üretilen. 2010 model. Model de çok aşırı eski değil. Yani şöyle 12-13 yaşında bir arabadan bahsediyoruz. 140 bin kilometrede şuna dikkat edecek. Kilometresi orijinal, ona bakmamız lazım. Çünkü bu kilometre düşük. Düşük bir kilometre. Ne anlama geliyor? Neredeyse yılda 10.000 kilometre yapmış anlamına geliyor. Dizel arabalarda her zaman için bir tık daha kilometresi yüksek olarak bekleriz. Bu kilometre biraz düşük. Dolayısıyla bu arabanın vize kilometre kayıtları almadan kontrol etmeli. Eğer böyle kilometresi düşük bir araba alıyorsunuz. Ve benim YouTube kanalımda kilometresi düşürmüş arabalarla ilgili yapılacak kontrol metotlarını anlattığım ayrı videolar var. Mutlaka bir 5 dakikanızı ayırın. Çünkü siz sadece basit bir alım işlemi, alım satım işlemi yapmıyorsunuz. Otomobil almak bir yatırımdır ve doğru karar vermek için de yatırımın öncesinde çalışmanız gerekiyor. Ders çalışır gibi bakmanız gerekiyor. Bu video o anlamda ders niteliğinde bir video, faydalı olacak bir videodur. Sayfamda bulabilirsiniz. Kilometresi düşürülmüş araba nasıl anlaşılır veya işte kilometre kontrolü nasıl yapılır şeklinde videolarımız mevcut. Araç içine baktığımız zaman fonksiyonel direksiyon var. İşte tam otomatik şanzımandan bahsediyorum ben. PRND şeklinde vites skeçleri. Gayet başarılı, zamanında kullanmıştım. Sorunsuz bir otomobil, onu söyleyeyim. Biraz sert yapıda bir amortisör yapısı vardır. Bagajı yeterlidir. Nelerle dikkat etmek gerekir? 140-150 bin bandında turbosunda
Böyle bir ötme sesi geliyorsa, bir ambulans siren sesi gibi ıslık sesi duyuyorsanız turbo revizyonu isteyebilir. Bu kilometrelerde trigger zinciri durumuna bakmak gerekir. Trigger zinciri 140-150.000 bandı değişim ister. Hemen kısaca bu şekilde bilgisi vermiş olayım. Üçüncü arabamız konudan çok bağımsız. Yeni evli çiftler için veya zamanında üniversite öğrencilerine gelir durumu daha iyi olan ailenin aldığı bir araçtı. Kupon otomobillerden bir tanesi Mini Cooper. Çok seviliyor. Hala kadınlar tarafından, genç kızlar tarafından tercih edilen bir otomobil. 2002 model. Çok eski bir araba artık. 21 yıllık bir otomobilden bahsediyorum. Genel kronik problemleri yine soğutma sistemi çok sağlıklı çalışması gerekir. Hararete meyilli arabalarda sindir kapak contası mutlaka kontrol edilmesi, testi yapılması gerekir. Almadan evvel direksiyonu aşırı serttir. İlk defa alacak ve daha önce kullanmamış olanlar direksiyonu yadırgayabilir. Mutlaka bir direksiyona oturun. Sert gelecektir direksiyon. Onu öncelikle alışmanız gerekiyor. O anlamda sert yapıda bir arabadır. Direksiyon pompasında yağ kaçağı oluşan bir araba. Kronik problemlerden bir tanesi. Bunun haricinde otomatik şanzımanı başarılıdır. Neler dikkat etmek gerekir? Şanzıman yağ kaçağı var mı? Vites geçişlerinde vuruntu var mı? Mutlaka yol testi yapılmalı araçla alakalı. Bunu söyleyebilirim. Araç yol testi yapılmadan alınmamalı. Şanzıman yağ seviyesi kontrol edilmeli ve hatta şanzıman yağı değiştirmeli. Ama genelde sorunsuz şanzıman tiplerinden bir tanesi, sadece yaşından ötürü güncel durumu çok önemli. Kullanıcısı keyif veren şanzıman tipidir. Tam otomatik şanzıman. Evet, geçtik. 128.000 de hiç LPG takılmamış tertemiz Clio 1.6 motor. Yani Clio 3 için baktığımızda Clio 3 için bu kuvvetli bir motor. Çünkü aynı arabanın 1.2.80 beygirlik versiyonu mevcut. 1.2.80 beygirlik arabayla 1.6.110 beygirlik arabanın arasındaki fark sadece beygir gücü, performans, motor farklılığı değil. Ana bir fark var burada. 1.6'larda tam otomatik şanzıman vardır. 1.2'lerde ise otomatik değiştirilmiş manuel şanzıman tipi vardır. 1.2 otomatik değiştirilmiş manuel şanzıman tipinde PRND diye bir konum değişikliği yoktur. Joystick'i sağa sola veya ileri geri iterek şanzımanla değişikliğe gidersiniz. Bu şanzıman tipinde geçişleri hissedersiniz. Biraz daha 1.6'ya göre ekonomik olabilir yakıt anlamında ama kullanım keyfi veya acemiler için çok da rahat edebilecekleri bir şanzıman değildir. Ayrıca kronik problemi vardır. O da şu: bir anda arabayı N'den D'ye almak istediğinizde D'ye geçmez. Araba çalışır ama vitese geçmediğini görürsünüz veya D'dedir N'ye alamazsınız. Arabayı stop edemezsiniz. Bu arabanın şanzıman konum değişikliğini ileten evdeki bildiğimiz basit çocukken açıp parçaladığımız o uzaktan kumanda dediğimiz televizyonun kumandaların içerisindeki düğme tuşları vardır. Oraya direkt olarak emir gitmediği için çok basit bir şekilde vites değişikliğini yapamazlar. Bunun çok basit bir tamir yöntemi var. Vites kolu sökülüp içerideki o gitmeyen vites kolum geçmeyen vitese lehimi kırılmış ve atmış oluyor. Lehimlemek yeterli oluyor. Ancak bunu bu kadar basit veya düşük maliyetle yapıldığını düşünmeyin. İşte kol değişecek, 3 gün araba yatacak deyip 10-15 bin lira para isteyebilir ama normalde 2000 lira, 2500 liraya 2 saat içinde giderilecek bir işlemdir. Bilginiz olsun. Böyle bir problem yaşarsanız ustasını, altyapısını bildiğinizi çaktırmadan izah edip daha maliyetsiz bir şekilde sorunuzu çözmeye çalışın. Acaba düğme takımından olabilir mi şeklinde sorunuzu iletmeye çalışın. Daha uygun, minimal maliyetlerle kolayı çözebilirsiniz. 1.6 otomatik şanzımanı ben tercih ederim. Dijital klima, TomTom, işte navigasyon gibi bir takım özellikleri varmış bu arabanın. Bence 500.000 bandında 110 beygirlik ki B segment bir otomobile göre kuvvetli bir motor bu. Tam otomatik olması da kullanım keyfi veren bir araba. Şahsen tercih edebileceğim 500.000 bandındaki arabalardan bir tanesi, yönlendirebilirim. Zaten piyasası olan da bir araba, onu da söyleyeyim. 1.2'ler söylediğim gibi belki daha az yakabilir, daha tercih edilebilir durabilir ama 1.6'lar daha sorunsuz. Şimdi geçen hafta 500.000 liraya alınabilecek otomobiller videomuzun altında Chevrolet Cruze al, kafan rahat olsun demişler. Ben diyorum ki Chevrolet Cruze almayın ki kafanız rahat olsun. Çünkü Chevrolet Cruze'un ciddi mekaniksel, motorsal problemleri var. Hani Chevrolet Cruze kullanıcısı bana kızmasın ama bunların gerçekten problemleri var. Nedir? Zamanında bu arabalar LPG takıldığı için çelik subapla ilgili geçiş döneminde sancılı dönemler yaşandı. Arabalar hararet gördü, motor üst kısmı çok ısındı. Ondan sonra arabaların motoru düzen tutmadı, motorları kurcalandı. Kurcalandı diyorum. Hakkını vererek tamir edilmediği için arabalar kurcalandı, elektrik tesisatları darmadağın. O yüzden ben size bu arabaların otomatik şanzımanlarını öneririm. Şanzıman olarak problem yok. Araba da 500.000 lira bandında yakışıklı bir araba. Güzel, hoş bir araba. Ama motor kısmından ötürü LPG'siz olan veya kilometresi düşük olanı bulmaya çalışın. Bu araba LPG'liymiş ama mesela kilometresi düşük. Bu arabaya mesela yakından bakılabilir. Bu araba mesela bir conta testi yapmak, daha önce motorun açılıp açılmadığını bakmak
Öncelikli bir konu. Şanzımanları genelde şıkır şıkır çalışan arabalar. Eğer ki bir problem varsa teste çıkında itme yapıyor, vuruntu yapıyor. O şekilde fark edebiliyorsunuz. Şanzımanda yağ kaçağı varsa mutlaka yağ kaçağı giderilmeli ve yağ seviyesi kontrol edilmeli ya da şanzıman yağını değiştirir. Ben her araba için 60 ila 80 bin kilometre bant aralığında şanzıman yağının değişmesi gerektiğini, 150 bin kilometre üzerindeki şanzıman yağ sorusunun değişmesi gerektiği kanaatindeyim. Kendim kullanırken bunu yapıyorum. Şanzımanla ilgili bugüne kadar problem yaşamadım. Bunun dışında hızlıca devam edelim. Normalde hiç aklınıza gelmeyecek, ya bu araba nasıl alınır, bu da araba mı canım diyebileceğiniz ama bakış açınızın değiştirebileceğini düşündüğüm için anlatmak istediğim bir araba Smart Fortwo'dan bahsediyorum. Eğer iki kişisiniz, yeni evlendiyseniz, belli bir süre daha işinizi büyütmek istiyor, eşinizle ortak bir iş yapıyorsanız ve çocuk sahibi olmayı düşünmüyorsanız ilk araba için Smart Fortwo inanılmaz bir araba. İşi büyütmekle ne alakası var? Bu bir Doblo değil ki bagajından faydalanalım ama biz de sonuçta kuru yemişlik yapmayacağız. Ne yapacağız? Markamızı tanıtabileceğimiz bir iş için. Nedir? Ben mimarlık ofisi kurdum. Eşim de mimar, ben de mimarım. Biz dekorasyon yapıyoruz ve bizim markalaşmamız lazım. Hem Instagram'da hem sosyal medyada biz markalaşmak üzerine, akılda kalmak üzerine projelerimiz var ve biz kendi işimizi yapacağız diyenler için sonuçta bagajına çimento koymayacaksanız, öyle bir misyon üstlenmiyorsanız inşaatlarınızda bu araba inanılmaz ideal. Çünkü bu arabanın üzerine çok ufak bir logonuzu koyarak bulunduğunuz şehirde herkesin sizi tanımasını sağlayabilirsiniz. Bu arabayı akşam gezmek için kullanırsınız. Park yeri sorunu yaşamazsınız. Gündüz de part-time çalıştırarak her dakika bir reklam tabelası gibi yolda gezebilirsiniz. Çok başarılı bir araba. Ben bunu denemiştim. Yaklaşık 8 sene evvel ben Smart Fortwo almıştım. Benim kullandığım versiyon 07 turbolu versiyonuydu. Turbolu versiyonları daha eski modellerde 98, 99 ve sonraki versiyonlarda vardı. 06, 07 turbo. Ama bu turbo motorlar, problemli motorlar, ben tercih etmenizi tavsiye etmem. Sorun yaşayabilirsiniz. Fakat 2015 modelinin üzerinde 1.0 atmosferik motor var. 61 beygirlik. Bu güzel, sorunsuz bir motor. 109 bin kilometrede çok da şık duran bir araba. Söylediğim koşulları sağlayanlar için tercih edilir. Merak edenler olacaktır. Acaba araba sağlam mı? Evet, çok sağlam bir araba. Kafes tipi bir korunağı var. Şu görmüş olduğunuz direkler, direkt olarak kafes, şu şekilde bir kafesi var. Çarpma anında gayet başarılı, çok da şık bir araba. Bagajı yeterli mi? Bir Kipa sepetini ve bir Migros sepetindeki poşetleri koyabileceğiniz kadar geniş bir bagaj hacmi var. Bence kafi derecede. Yine alınır. Reklam potansiyeli olduğu için alınabilecek ideal arabalardan bir tanesi. Belki aklınızda birilerinin ışık yanar diye bu arabayı da anlatmak istedim. Bu arabada ideal arabalardan bir tanesi. Servisi yok. Servisi var. Mercedes'in servisiyle Mercedes bakan, Mercedes ustalarıyla alakalı hizmet verenler Smart'ı biliyorlar. Ben Mercedes, eski Mercedes'e götürdüm. Size bir araba anlatacaktım. Tam olarak ideal diye Peugeot 207'den bahsedecektim ama araba herhalde bir yaklaşık 10 dakika önce satılmış. Çünkü 10 dakika önce gördüğüm ilanı şu an kaldırmışlar. O yüzden Peugeot 207'yi geçiyorum. Sadece şundan bahsedeyim. 120 beygirlik VTI motor, tam otomatik şanzıman. İdeal araçlardan bir tanesi. Rakibi Clio'ya göre biraz daha yakışıklı duran, biraz daha güncel çizimlere sahip bir araba. Tercih edilebilir arabalardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Corsa D, Türkiye'de tekliğe iddiası var. 1.285 beygirlik motor. Yine easy tonic şanzıman. Astra için ne söylesem uzatmayayım. Bu araba için aynısını söylüyorum. Yani şanzıman tipi olarak easy tonic şanzıman dikkat edecek şeyler aynı. O yüzden tekrar aynı şeylere girmeyeceğim. Bu araba B segment otomobiller içerisinde bir i20 ile bir Fiesta ile karşılaştığında daha konforlu bir araba olduğunu söyleyebilirim. O anlamda tercih edilir ama otomatik şanzıman yönden gideceksek olursak Hyundai geçsin otomatik şanzımanı. Easy tonic şanzımandan kat kat iyidir. Onu da tekrar söylemek isterim. Şanzıman tipi üzerine araba alıyorsak Kore grubu tam otomatik şanzımanlar. Hyundai Getz de bunlar bir alternatif. Ama benim için arabanın 360 derece, yani her şeyin iyi olması, çizimi, tasarımı, dizaynı, konforu, amortisörün yumuşaklığı dediğiniz anda Opel Corsa baskın çıkar. İzolasyon anlamında da Opel Corsa baskın çıkar. Çünkü Corsa diye benim daha önce 4 sefer, 4 tane ayrı Corsa diye kullanmışlığım var. Otomatik şanzımanla ilgili acemiliği olmayanlar için sorun değil. Zaman içinde adapte olunabiliyor. Hatta manuel şıkır şıkır kullanıyorsanız. Ama yeni başlayan için biraz sıkıcı olabilir. Bilgisini aktarmış olayım. Hyundai Getz dedik. Hyundai Getz'e de bir söz hakkı verelim. Yavaş yavaş bitirelim. Hyundai Getz'ler 2005 yılından sonra üretime başlayan araçlar 2006-2007'de 1.4 benzinli motora, Dodge motora geçti. 4 onlarda 16 valve 4 silindir. Önceki motor 1.3 82 beygir 12 valve motorlar. Burada motordan hangisini tercih edeyim ustam derseniz şanzıman tipi arabanın her şeyi aynı ama ben size 1.4 16 valve 90 beygirlik versiyonu tercih etmenizi tavsiye ederim.
Ta otomatik şanzımanlar hiçbir değişiklik yok. Yani 1.3'ün şanzımanı daha iyi, 1.4'ün kötü de tam tersi bir şey söyleyemezsiniz. Şanzıman tipleri aynıdır. Sadece motor hacimleri fark eder. 1.3 aynı şu an ilanda bulduğum gibi kilometresi düşük 90 bin kilometrede geç tercih edilebilir ama 1.4'ünü bulmanızı tavsiye ederim. Otomatik şanzımanla ilgili başarılı arabalardan bir tanesi, sorunsuz arabalardan başında gelir. Genelde pek akla gelmeyen bir arabadır. Hyundai Getz veya i20, hangisi imkanınız el veriyorsa. Evet, Suzuki Swift 2007 model 1.5 otomatik şanzıman, yine şanzıman olarak problemsiz top gibi bir araba. Şöyle bakma, yakışıklı duran da bir araba. Bu araçların 4 çeker versiyonları var. 4x2'yi tercih etmez önerim çünkü 4x4'te problem olduğu zaman, ki az da olsa yaşanır, şanzımanı bulunmayan bir araba, parça problemi o manada şanzımanla alakalı var. Bu araba 90 bin kilometredeymiş. Bence kendini istediğini veren bir araba. Kırmızı renk olduğu için güneş yanıkları başlamış. Tam otomatik şanzımanlarda sağlam otomobillerde, şık otomobillerden bir tanesi. Sadece 2007 model, yani biraz daha yaşı eski kaldığı için bir alternatif olarak aklınızın bir kenarında bulunsun diye kısaca anlatmak istedim. Tam otomatik şanzımanı başarılı, sorunsuz otomobillerden bir tanesi. Ya bize yeni araba lazım, bize kilometresi düşük araba lazım. Bagajla ilgili problemimiz yok. A segmenti olsa, minimal araba da olsa olur dersiniz. Hiç düşünmeyin. Düşük kilometreli, tam otomatik şanzımanlı bir Kia Picanto alın, geçin derim ben. Kullanım olarak bagajı küçük. En küçük arabalardan bir tanesi. Hatta ben Picanto'da kullandım. Smart'tan daha küçük bagajı var. Onu söyleyeyim, kullanım hacmi olarak neredeyse. Ama önde oturduğunuz alan geniş bir alan. Gördüğünüz gibi PRN'de 3-2-1 diye gidiyor vitesler. Tam otomatik şanzıman tipi, sorunsuz şanzıman tipi. Öndeki kişinin tavan yüksekliği iyi olduğu için ferahlık veren bir araba. Boyutları küçük, park yeri problemi yok. 3.80 gibi olması lazım boyunu, doğru hatırlıyorsam. A segment bir otomobil, yani en başlangıç seviyesinde boyutlar olarak da, o yüzden küçük. 2011 model 74 bin kilometrede ben yeni araba alacağım. Tam otomatik şanzıman, ki aşağıda açıklamasını yapmışlar, geri kaçırım olmaz, vites geçişini hissettirmez diye. İyi bir araba olduğunu gönül rahatlığı söyleyebilirim. Alın, başlangıç olsun, may olsun, sonra üzerine para ekleyip model yenilersiniz deyip şimdilik bitiriyorum. Elimden geldiği hızlı farklı alternatif arabalar size için anlattım. Farklı arabalar varsa yorumlara yazın. 500 bin liraya alınabilecek otomatik şanzımanlı araçlar videomuz burada son buluyor. Yorumlarda buluşmak üzere. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Çünkü takipler neticesinde bizler büyüyoruz. Sayfa değer kazanıyor. Bu konuda bize verdiğiniz değeri takip ederek gösterirseniz memnun olurum. Herkese tekrar iyi seyirler. Teşekkürler.